Merhaba Kafe Üç takipçileri ve siz sevgili yay burçları. Evet yaylar, özgürlükçü tarafınız herkes tarafından malum biliniyor. Hiç kimsenin düşüncelerine çok rağbet eden biri değilsiniz. Kendi bildiğinizi, kendi bayrağınızı dalgalandırıyorsunuz. Mutlu bir çocuk gibisiniz, kelebek gibisiniz. İnsanlara neşe ve eğlence veriyorsunuz. Ama bazen çok kırılgan da olabiliyorsunuz. Hele 4 Mayıs'ta Dolunay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Çok dikkatli olalım sevgili yaylar. Çünkü biliyorsunuz uzun süredir retro yapan Satürn de sizin geçmişle gelecek arasında böyle gidip gelmenize hani bir doku oluşturmuşsunuz ya da böyle gidip gelmeler, meçhezirler yaşıyorsunuz. Hani geçmişte şunu yapmıştım, şimdi bunu yapmayacağım. Ama geçmişteki bu olayı değerlendiremedim, şimdi değerlendirmem gerekir tarzında kendi içinizde, kafanızda uçuşan düşünceler var. Fakat tabii ki Dolunay sizin 12. evinizde olacağı için çok dikkatli olun. Kendi içsel patlamanızı yaşamayın ama yeni aya kadar sabredin. Bu arada Merkür tabii ki sizin 7 Mayıs'a kadar Venüs ikizler burcunuzda. 7 Mayıs'a kadar aşk hayatınız gayet eğlenceli bir şekilde geçiyor ama 7 Mayıs'tan sonra Venüs sizin 8. evinize geçerek aşk hayatınızı çok dikkatli olun. Gizli aşklar ya da söyleyemediğiniz duygular, içinizde sakladığınız duygular söz konusu. Bu çok çok önemli. Lütfen 7 Mayıs'a kadar ilişkilerinizi düzeltin. 13 Mayıs'a kadar bu arada Mars sizin zıt burcunuzda, ikizlerde. Tabii ki Venüs de orada. Aşklar çok güzel, enerjiniz çok güzel. Sevdiğiniz kişiyle bir anda kapışabilirsiniz. Hatta 19 Mayıs'ta retro yapacağı için zıt burcunuz Merkür retro orada. Siz uzun süredir sevdiğiniz kişiyle yapamadığınız konuşmaları yapacaksınız. Hani eskiden kırıldığınız konular olmuştur. Hiçbir şekilde içinizde saklamış söylememişsinizdir. 4 Mayıs'taki Dolunay sizi zaten bugüne hazırladı. Yeni ayda 18 Mayıs'ta doğunca yeni ayla birlikte artık eski ilişkileri yeniden gündeme getirip sonuç alabileceğiniz gündeme duruma geliyorsunuz. Evet her şey çok güzel. Ayın 21'inden sonra Güneş çok güzel bir şekilde zıt burcunuzdan sizi güçlü bir şekilde etkileyecek. Evet, Güneş ve retro Merkür. Evet, uzun süredir ilişkiler konusunda, ortaklıklar konusunda size yanlış yapan insanların dokümanları ortaya çıkacak. Arşivleri ortaya çıkacak. Hatta çok şaşıracaksınız. Bazı insanların duygularını net göreceksiniz. Hatta duygusal baskılar altında bile kalabilirsiniz ama siz her zamanki güçlü tavırlarınızla karşı tarafa hiçbir şekilde taviz vermeyerek kendi bayrağınızı yine dalgalandırmaya devam edeceksiniz. Hatta retro Satürn burada çok işe yarayacak. Siz de karşınızdaki insanların geçmişteki hatalarını çok güzel bir doküman şeklinde onlara sunacaksınız. Evet sevgili yaylar, çok ilginç bir ay sizi bekliyor. Hadi bakalım yaşayalım, görelim diyoruz ve sevgili yaylarımıza başarılar diliyoruz.